Arkadaşlar merhaba. Bugün ütü ile baskı devrenin nasıl yapılacağından sizlere bahsedeceğim. Elbette ki YouTube'da birçok kaynak veya video bulabilirsiniz. Ben de daha önce projelerimde bu yöntemi kullanıyordum. Kuşe kağıda lazer yazıcıdan aldığımız çıktıyı ütüleyerek bakır plakete aktarıp bunun da daha sonrasında asit eritme yöntemiyle bakır plaketimizi, baskı devremizi elde ediyorduk. Fakat buradaki dezavantaj, kuşe kağıdı bakır plakete ütülediğimiz zaman kağıdın plaketten ayrılması büyük problem oluyordu. Yani ben burada çok büyük problemler yaşıyordum. İşte suyun içerisine atıyoruz, kağıdın birazcık yumuşamasını bekliyoruz. Daha sonra o kağıdı plaket üzerinden ayırıyoruz. Kağıt parçacıkları birbirine yakın olan yerlerde arada kaldığı zaman kısa devrelere yol açıyor. Çok iyi temizlenmiyor veya işte temizlerken yollara zarar verme ihtimalleri oluyor. Biraz uğraştırıyor bizi. Daha sonra YouTube'da araştırırken bir kağıt gördüm. Arkadaşlar bu kağıda Karbon 100 ismini vermişler. Fakat bu kağıdı kendilerine bir rant kapısı olarak getirmişler sanıyorum. A4 büyüklüğündeki bir tane kağıda 1,5 lira gibi bir ücret talep ediyorlar. Zaten internette çok fazla yerde de bulunmuyor. Ben biraz araştırdım ve bu kağıdın çok kolay bir transfer yöntemi var. Şimdi sizlere zaten onu da göstereceğim. Kağıt Çin'de çok çok cüzi bir miktara satılıyor arkadaşlar. 10 tanesi yanlış hatırlamıyorsam 1,5 dolar civarında falan bir paraya satılıyor. Fakat ben kendim yapmış olduğum araştırmalar neticesinde bu kağıdın da aslında piyasada bizim günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan bir kağıt olduğunu buldum. Bununla da denemelerimizi yaptık. Hatta şurada gördüğünüz SMD bir devre tasarımı yaptık. Bunun da baskısını aldık. Çok da güzel bir çıktı elde ettik. Aynı devreyi sizlerle bir kez daha basacağım. Sizlere göstermek için. Paranızı boş yere yakmayın. Buradaki kullanılan kağıt reklamcıların yapıştırmalar var ya, bu folyolar. Bu folyoların arkasından çıkan kağıt da oluyor. Çünkü onun bir yüzeyi çok fazla yağlı, silikonlu bir kaplama yapılıyor. Bundan dolayı folyoyu rahatlıkla ayırabiliyorsunuz. Fakat oradaki gördüğüm sıkıntı biraz kalın. O kağıt biraz kalın. Yazıcıdan geçmiyor mu? Geçiyor. Baskıyı pürüzsüz bir şekilde alamıyor muyuz? Evet, alıyoruz. Fakat biraz kalın. Ben bu ince olanını kullanıyorum. Peki bunu nereden tedarik edeceksiniz? Çok kolay arkadaşlar. Kargocuların kullandıkları kırılmaz etiketleri var ya. Kırılmaz etiketlerinden çıkan, yani kargocular bu kağıdı veya bu barkodunu hazırlayıp çıkarttıkları etiketlerin kağıtları ince. Bu kağıtları akşama kadar çıkarttıkları her barkodun kalan kağıdını çöpe atıyorlar. Ben de gittim bir kargocudan aldım. Rica ettim. Sağ olsun bana bir miktar verdi. Kullandım. Çok da güzel sonuç aldım. Bu kağıdın etiketin kaldırdığımız yüzeyi, yani kaygan olan yüzeyine çıktı alacağız. Kağıt A4 boyutunda olsa bile yazıcıya direkt vermeyin. Çünkü çok kaygan olduğu için yazıcı bunu alamıyor. Şöyle bir bantla bir A4 kağıdına yapıştırın. Daha sonrasında baskınızı bunun yüzeyine alın ve transferi gerçekleştirin. Arka kısmı bant yapışabiliyor. Ön tarafında bant zaten çok az bir miktar tutuyor. İsterseniz şimdi baskımızı alalım ve baskıyı aldıktan sonraki haline bakalım. Ütüyle transferini yapalım ve sonucu bir görelim. Arkadaşlar çıktığımızı aldık. Plaketimizi hazırladık. Kağıdımızı kestik ikiye. Alt taraftakini kullanacağız. Bu arada devrenin tasarımı Veli arkadaşıma ait. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Hazır elimde o vardı. Onun baskısını aldım. Şimdi plakete transferini yapmaya geçebiliriz. Ütümüzü taktık. Ütümüz ısınırken ben de size birkaç ufak bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar bu yüzeyi kağıdın çok yağlı olduğu için yazıcımızda her ne kadar fırından geçiyor da olsa toner bu yüzeye çok iyi tutunamıyor. Çıktıyı aldıktan sonra elimizle dokunmamaya özen gösterelim ve plaketi üzerine yerleştirirken birazcık hassas davranırsak çok güzel bir baskı almamıza yardımcı olur. Ben şu şekilde alttan bir kısmını bantlıyorum. Bantladıktan sonra kaymaması için bantlıyorum.
bir yüzeyinde boş bırakıyorum ki transfer olmuş mu olmamış mı oradan kontrol ediyorum. Burada tabii kullandığınız ütü ve diğer gereçler sizin kendi deneyimlerinizde ortaya çıkacak, baskı kalitesi ortaya çıkacak. Yani tonerlerin hepsi aynısı da transfer olmuyor maalesef. Yani HP yazıcıların tonerleri biraz farklısı da, Samsung'larınki biraz farklısı da. Bu sizin birkaç defa denedikten sonra elde edebileceğiniz verilerle tecrübe kazanabileceğiniz bir yöntem. Tabi bu arada transfer kağıdında deneyebilirsiniz. Biz iki farklı yazıcıda denedik. İkisinde de çok fazla sıkıntı çekmedik. Birkaç denemeden sonra çok güzel tüm toneri transfer edebilecek seviyeye geldik. Şimdi ütümüzü bir kontrol ediyoruz. Ütümüz yeterli sıcaklığa ulaşmış. Şu kısmından şöyle bastırıp plaketimin şu kısmında tutuyorum ve ütümü bantladığım kısımdan diğer kısma doğru kaydırıyorum ve üstünde birazcık bekletiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar transfer kağıdımızı kaldırdık. Ben biraz kaldırırken acele ettim. Şu kısımda biraz bozulma var. Yani şu sağ üst köşedekinde bozulmalar var. Fakat diğer 3 tanesinde herhangi bir problem yok. Şimdi bunun asit eritme işlemini yapalım. Ve devrenin en son kesimini de yapalım. En sonki haline bakalım. Asit eritme işlemimizi yaptık. Ve plaketimizi kestik. Zaten devremiz SMD bir devreydi. Şöyle cetvelimizle bakalım. Ebatlarına. Çok küçük ebatlarda. 2.3 milim ve pardon 2.5 santime 1.57 santim büyüklüğünde. Küçük olduğu için ancak bu kadar kesebildim arkadaşlar. Daha fazla da küçültmedim. Montajını rahat bir şekilde yapabiliriz. Şöyle göstereyim. Kameramın aldığı kadarıyla. Şöyle. Gayet net, güzel yollar elde edebiliyoruz arkadaşlar. Diğer yönteme göre avantajı hem daha az zahmetli hem de baskıyı yaptıktan sonra bir 5 dakika 10 dakika soğumasını bekleyip üzerinden direkt kağıdı aldığımızda bu sonucu elde ediyoruz. Kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.